Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün Bakış Programı'na. Bugün biraz dünya ekonomisinden bahsedeceğiz ve paralelinde Türkiye ekonomisinden bahsedeceğiz. Aslında sizlere ticari alacak sigortasından bahsetmek istiyoruz ama özellikle ihracata yönelik olan sigortasından bahsetmek istiyoruz. Malum ihracatta çok ciddi rekorlar kırıyoruz bir taraftan. Biraz bu çerçevede dünyada ülkelerinde neler oluyor, ekonomik olarak neler oluyor, ne gibi riskler var, hangi sektörlerde hangi riskler var ve dolayısıyla bizim ihracatçımızı bu nasıl etkiliyor, nasıl etkileyecek? Tabii salgınla paralel olarak bunları konuşmak istiyoruz. Ve önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde neler göreceğiz? Dünya ticaretinde neler göreceğiz ve tabii dünya ticaretinin içindeki Türkiye'nin payında neler göreceğiz? Bugün biraz böyle bir makro ekonomi konuşmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz sizlerle. Tüm bunların hepsini de Euro Hermes Türkiye CEO'su Ahmet Ali Bugay ile konuşacağız. Sayın Bugay hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ihracatla madem açtık, ihracatla ilgili bir arkadaşlar haber hazırlamışlar. Hem aynı zamanda Sayın Bakanımızın da son dönemdeki açıklamalarını da haberin içine koymuşlar. İsterseniz Sayın Bugay önce onu bir izleyelim. Ondan sonra da sohbetimize başlayalım. Efendim varsa sorularınız, özellikle KOBİ'lere yönelik bu programı kurguladık. Ama yani sanayiciler için de reel sektör diyeyim en kaba tabiriyle. Reel sektör için varsa sorularınız bu ihracat kredi sigortası, alacak sigortaları konusunda Noyan Doğan'ın Twitter adresinden, yine Noyan Doğan'ın Instagram adresi üzerinden, bakış@habertürk.com üzerinden ulaşabilirsiniz, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Haberi izleyelim, sonra Sayın Ahmet Ali Bugay ile sohbetimize başlayalım efendim. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Mart ayında ihracatta rekor kırılarak %42 oranında arttı ve 18,98 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart'ta tüm zamanların en yüksek aylık ve ilk çeyrek ihracat rakamlarına ulaşıldığını belirterek bu ihracatçılarımızın bir zaferidir dedi. Geçtiğimiz Aralık ayında %15,9'luk bir artışla 17 milyar 847 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek en yüksek aylık ihracat rekorunu kırmıştık Aralık ayında. Şimdi hazır olun. Şimdi bu rekorumuzu da geçerek aylık ihracat tutarları bakımından çok çok önemli yeni bir rekor elde etmiş bulunuyoruz bugün itibariyle. Mart ayında ihracatımız geçen sene Mart ayına göre yüzde kaç artış? %42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır. Evet, dediğimiz gibi ihracatta güzel haberler geliyor. Bunu da yayın esnasında bir parça konuşacağız Sayın Bugay'la. Efendim önce ben Euro Hermes'in raporlarını yakından takip ediyorum Ahmet Bey. Şimdi bize önce bir dünya ekonomisindeki salgın nedeniyle ortaya çıkan çerçeveyi, bir tabloyu çok kısaca bir özetlerseniz. Hatta şöyle yapalım, iki başlık yapalım, kısa kısa olsun. Birincisi 2020'de ne olduğu kısaca bize özetleyin dünya ekonomisinde. 2021'in ilk çeyreğinde ne oldu ve beklentiler ne diye. Bunun içine sonra alacak sigortasını ekleyelim ama önce bir çerçeveyi çizelim. Evet. 2020 yılı tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 salgını sebebiyle daha önce hiç görmediğimiz düzeyde belirsizlikler ve risklerle birlikte dünya tarihinde yerini aldı hepimizin malumu olduğu üzere. Bizler bireysel olarak sağlık endişeleriyle günlük hayatımızı yeni düzene göre şekillendirmeye çalıştık. Yeni normlara göre işte maskeye alıştık, farklı farklı dinamiklere alıştık. Şirketler açısından bakarsak ise şirketler de bu belirsizlikleri ve hızla değişen makroekonomik dinamiklerin yarattığı çok zorlu bir sınavdan geçtiler ve hasta geçmeye de devam ediyorlar.
COVID-19 salgınının sağlık boyutunun ötesinde küresel ekonomide yaşanan yansımalarının başında global ticaretin sekteye uğraması ve buna bağlı olarak da tetiklenen iflaslar ve ticari alacakların ödenmemesi riski en önemli risk olarak 2020 yılında önümüzdeydi. Hı hı. 2020 yılında global ticaret pandeminin etkisiyle çok ciddi bir şekilde daha önce görülmemiş seviyelerde daraldı. Bahsettiğimiz rakamlar trilyon dolarlar mertebesinde. 4 trilyon dolarlık bir ticaret kaybından bahsediyoruz 2020 yılında. Hı hı. Bunun önemli bir kısmı enerji sektöründen kaynaklandı. 700 milyar dolarlık bir enerji sektöründe hacim düşüklüğü. Enerjiyi takiben metal sektöründe 400 milyar dolar yine bir ticaret hacminde düşüklük. Ve otomotiv sektöründe de 270 milyar dolarlık bir ticaret hacim kaybı yaşadık. Hepimizin malum olduğu üzere havacılık sektörü yine en çok etkilenen sektörlerin başındaydı. Hava trafiği bu dönemde %60'lık bir düşüş gerçekleştirdi. Ve sektörde çok yakın zamanda da hızlı bir toparlanma beklemiyoruz. Görünen o ki 2024'ten önce kriz öncesindeki seviyelere havacılık sektörünün ulaşması pek mümkün olmayacak. Benzer şekilde servis sektörü, otelcilik, turizm sektörü, gıda dışı perakende, tekstil ve moda sektörleri de çok ciddi şekilde etkilenen ve 2020'deki bu geçtiğimiz dönemde pandemiden zarar gören sektörler oldu. Hı hı. Tabii ki ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemler kuşkusuz yalnızca bireysel olarak bizlerin değil, şirketlerin de korunma ihtiyaçlarının son derece arttığı dönemler oluyor. Kriz dönemlerinde şirketler açısından en önemli tabii ki etki de nakit akışları. Nakit akışlarının etkilenmesi ve sürpriz gelişmeler, yaşamak istemedikleri şeyler. Müller Hermes olarak da biz bu dönemi müşterilerimizin artan ticari risklerine karşı korunma ihtiyaçlarına sahip olduğumuz global bilgi ağı, dünya üzerindeki 100 milyonu aşan firmanın datalarını tuttuğumuz veri tabanımız ve kredi değerlendirme ve risk yönetimi konusundaki uzmanlığımızla cevap verdik. Ve anladım. Referans ve yol gösterici bir iş ortağı olmayı hedefledik. Peki şimdi o zaman şurada bir araya gireyim Sayın Bukay. Şimdi iki tane tespitte bulunayım. Bunun sonrasını siz getirin. Sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla 2020 yılında da alacak sigortasına, yani ticari alacak sigortasına çok ciddi ihtiyaç olmuş. Ve bu dönemde de çok ciddi ihtiyaç var diye görüyorum. Şimdi bu çerçevede birinci soruyu şöyle sorayım. 2020'de yani sadece tabii sizin şirket bazına değil genel olarak ne kadar bir ticari alacak sigortasından dolayı hasar ödendi? Bunu da hatta ikiye ayırayım. Bir, dünyada ne kadar ödendi? Var mı bu konuda bilginiz? Türkiye'de ne kadar ödendi? Net rakamları vermek çok mümkün olmayabilir şu anda ama genel anlamda şunu söyleyebilirim. Dünyada da Türkiye'de de aslında ödenen hasarlar olarak beklenenin daha altında bir hasar ödeme gerçekleşti bu sene. Bizim yılbaşında hedeflediğimiz ya da bütçelediğimiz rakamlar ve beklentiler çerçevesinde baktığımız zaman aslında çok ciddi bir devlet desteği ve koruma şemsiyelerinin ekonomiyi canlandırmak maksadıyla açıldığı bu 2020 yılında özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarda rakamsal olarak beklediğimizin altında bir hasar trendi gerçekleşti. Dünyadan konuşuyoruz. Bu çerçevede daha ziyade daha büyük firmalarda çok ciddi hasarlar gerçekleşti. Bunlarla ilgili tabii ki size daha sonra biraz daha kurumsal iflaslar kısmına da giriyor olacağız zannediyorum. Orada bahsetmek isterim. Ama hasar trendi olarak baktığımız zaman bu devlet koruma şemsiyeleri özellikle Avrupa'da çok özel yapılarda gerçekleşti. Yani sigorta şirketleriyle beraber ortak bir şekilde devletin belli bir hasarı kendisinin üstleneceği şekilde yapılar kuruldu. Ve hem primin hem hasarın paylaşıldığı, dolayısıyla özel sektör üzerinde çok fazla ağırlık bırakılmadığı bir sene oldu 2020. Bir dakika, şunu mu anladım? Yani dünyada sigorta şirketleriyle devletin bu konuda ortak çalışıp böyle bir destek verildiğini anladım. Doğru mu anladım? Doğru. Çok doğru anladınız. Peki, bu çok özel bir şemsiye halinde. Nasıl bir destekti onu bir iki cümleyle paylaşsanıza. Devlet de özel sektörün beraber birlikte hareket ettiği bir sistem kuruldu. Burada belli şirketlerin özellikle KOBİ'ler üzerinde bu sistem üzerinde özel sektörün aldığı primlerle hasarların paylaşılacağı bir paylaşım modeli üzerinde anlaşıldı. Bunu Fransa, Almanya, İngiltere başta olmak üzere Hollanda'da da İtalya'da da bütün hükümetler
2020'nin aşağı yukarı ikinci yarısında uygulamaya koydular. İlk yarısında bu uzun fikir alışverişleriyle geçti ama bunun geleceği bekleniyordu zaten. 2020'nin ikinci yarısında imzalanan bu sözleşme ve anlaşmalarla birlikte de sektörde devletin ciddi bir hasarı üstleneceği, tabii hasarın ötesinde primin de belli bir payını özel sektör devletle paylaştı. Bir yapı kuruldu. Halen yani bu şekilde devam ediyor. Halen devam ediyor. Peki. Halen devam ediyor. 2021 içerisinde bunun kalkmasını bekliyoruz biz. Büyük ihtimal Haziran 2021'den sonra yavaş yavaş bu destek paketi kalkıyor olacak. Peki benzer bir uygulama geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapıldı mı? Türkiye'de farklı bir uygulama yapıldı. Biliyorsunuz Türkiye'de devlet destekli alacak sigortası 2019 yılında başladı. 2020 yılında da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde büyümesine devam etti. Burada devletin tercih ettiği yöntem özel sektör firmalarıyla beraber bir model kurmak yerine kendi içerisinde kendi hazine desteğinin kuracağı şekilde ve görevlendirdiği bir TÜRKRE vasıtasıyla bu firmaları desteklemek yönünde oldu. Aslında sonucu benzer sonuçlar veriyor zannediyorum. Ama işin özünde her halükarda arkada bir devlet desteğinin olduğu ve ekonominin canlanmasını hedefleyen durgunluğu aşmaya yönelik bir likidite desteğiyle beraber verilen bir sistem oldu bu. Peki şimdi Sayın Bugay, biraz Türkiye'ye geleceğim. Biz devlet destekli alacak sigortasını bir kenara bırakıyorum. O çünkü çok sizin de alanınıza girmiyor, biliyorum. Doğru. Siz daha çok ihracat desteği, yani ihracat alacak sigortası üzerinde yoğunsunuz. Şimdi bundan sonraki soracağım bilgileri rica ediyorum. Sizden sektör bazında alın, şirket bazında almayın da biraz sektör bilgisi verelim izleyicilere. Şimdi Türkiye'de bu kriz, gerçi yurt içinde de var bu sizin şeyleriniz, alacak sigortalarınız ama bu dönemde Türkiye içinde sigortaya, alacak sigortasına bir talep artışı yaşadı mı sektör? Doğal olarak yaşadı. Tabii ondan bahsediyordum aslında. Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde nakit akışının olumsuzluğu ya da burada yaşanabilecek herhangi bir negatif hareket, özellikle sermaye yeterliliği konusunda çok da rahat olmayan, belki likiditeye ulaşma konusunda çok rahat olmayan, bizim gibi gelişmekte olan piyasalarda olan oyuncular için, şirketler için çok önemli. Dolayısıyla bu dönemde artan risklerle birlikte ticari alacak sigortasına da ilgi kesinlikle arttı. Bunu rakamlardan da görebiliyoruz. Zaten sigorta sektörü olarak genel anlamda bakarsak 2020 yılında Türkiye'de sigortacılık prim üretimi anlamında %19.3 oranında büyüdü. Ticari alacak sigortalarına bakacak olursak %30'un üzerinde bir büyüme gerçekleşti. Tabii bu ihracat bağlantılıdan bahsediyoruz değil mi Sayın Bugay? Bu genel toplamda ihracat olarak ayırmıyorum. Çünkü siz aslında her ne kadar ihracat olarak bizi de belki daha yoğun çalışıyorsunuz diye ifade kullandınız ama bizim aslında hem yurt içerisinde hem yurt dışında ihracat ticareti alacak sigortası yapıyoruz. Ve aslında bu aşağı yukarı hani yoğun bir şekilde yurt içi tarafını da aldığımız bir şekilde bir iş modelimiz var. Dolayısıyla bizim üretim olarak primimiz tabii ki yurt içi müşterilerimiz, yani Türkiye'de bizim poliçe yaptığımız müşterilerimizle sınırlı bu verdiğim rakamlar. Sektörün de toplam rakamları hem devlet destekli alacak sigortasının hem de özel sektör oyuncuların, bizlerin rakamları. Dolayısıyla sektörün %30'un üzerinde büyümesinde hem alacak sigortasına ilginin artması artan risklerle birlikte hem de devlet destekli alacak sigortasının devreye girmesinin etkisi var tabii ki. Peki ağırlıklı hangi sektörler 2020 ve bu seneyi de kapsıyorum içinde daha çok sigortaya talebi arttırdı? Sigortaya talep anlamında ben sektörel bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Hatta boyutsal olarak da bir farklılık olduğunu çok gözlemlemedik. Küçük, orta, büyük ölçekli her sektörden firmaların bu sene proaktif bir şekilde risk yönetimi yapma mantığıyla sigortaya ilgilerinin arttığını düşünüyorum. Tabii ki devlet destekli alacak tarafında belli bir boyutun altında daha küçük firmaların bir yoğunluğu oldu. Dolayısıyla büyümede belki bunlar biraz daha etkili olmuş olabilir. Ama bizler özel sektör oyuncuları olarak bakarsanız hem yurt içerisinde yaptığımız poliçelerde hem ihracat poliçelerinde her sektörden istisnasız ilgi oldu. Dediğim gibi daha ziyade proaktif bir risk yönetimi mantığıyla, yalnızca hasardan korunma ve tazminat alma mantığıyla değil, daha ziyade piyasalarla ilgili bilgi alma, müşterilerinin profilleri risk yönetimi anlamında takip edilmesi gibi maksatlarla
ve de tabii ki problem yaşadıkları durumda tahsilat hizmeti alma mantığıyla her sektörden ilgi son derece yüksekti. Peki Sayın Bugay, şimdi biz sohbete başladık sanki yani siz zaten işi biliyorsunuz. Hani ben de işi biliyormuşum gibi oldu ama biraz da birkaç cümle tabii şeyden bahsedelim. Yani biz alacak sigortası derken, yurt içi ve yurt dışı derken böyle birkaç cümleyle nedir bu sigortanın içeriği? Biraz anlatır mısınız bize? Yani izleyicilerimizle paylaşalım. Çok direkt böyle konuya girdik. Sohbet eder gibi. Buyurun. Tabii ki, tabii ki. Ticari alacak sigortaları aslında özünde şirketlerin güvenli ticaret yapmaları açısından bir altın anahtar. Öyle bakmak lazım. Şirketlerin nakit akışlarını güvence altında alan ve de herhangi bir sıkıntı yaşamaları durumunda tahsilat yapma noktasında ticari alacaklarıyla ilgili bir sağlık sigortası gibi hemen devreye giren ve şirketlerin finansal sağlığının bozulmadan bunun önünde onlara aslında nakit desteği de bulunan bir sistem diye düşünmek lazım. Burada üç tane bacağı var temelde. Bir tanesi proaktif risk yönetimi. Burada ne anlamalıyız? Poliçeli müşterilerimiz açısından kendilerinin tüm müşterilerinin risklerini sürekli takip ediyoruz. Yani hem poliçe yapıldığı ilk noktada bu müşterileriyle ilgili nasıl bir risk almaları gerektiği konusunda bir analiz yapıp bir kredi çalışması yapıyoruz. Hem de poliçe süresi boyunca sürekli proaktif bir şekilde bu gelişmeleri takip edip hem makro hem mikro hem sektör trendleri hem de müşterilerinin kendi özelinde finansallarını takip ederek risklerini yönetiyoruz beraberce. Bu risk yönetimi şirketler açısından çok önemli. Çünkü biliyorsunuz şirketlerin bilançolarının aşağı yukarı üçte biri ticari alacaklardan oluşuyor. Ve bu ticari alacaklarda yaşanılacak en küçük bir sıkıntı, eğer bununla ilgili alınan proaktif bir önlem yoksa şirketler açısından ve özellikle de küçük ölçekli şirketler açısından ciddi bir nakit sıkışıklığı, ciddi bir nakit yönetimi anlamında problem haline gelebiliyor. Dolayısıyla bu çerçevede birinci adım daha ziyade önleyici bir tedbir şeklinde bizim desteğimiz. İkinci adım, buna rağmen herhangi bir potansiyel problem olması durumunda tahsilat konusunda dünyanın her yerinde tahsilat hizmeti konusunda destek veriyoruz. Bu Türkiye'de de yurt dışında da çalıştığımız avukatlık bürolarıyla, çeşitli organizasyonlarla tahsilat yapılması konusunda poliçe çerçevesinde hizmetlerimizi veriyoruz. Ve nihai olarak da sigorta şapkamızda tahsilat konusunda herhangi bir gelişme yaşanmaz ve bu bir tazminat noktasına gelirse şirketleri alacaklarının karşılığındaki miktarı ödeyerek nakit akışlarındaki herhangi bir sıkıntı yaşamadan, sürprizlere açık bir şekilde problem yaşamadan bu dönemi atlatmalarını sağlıyoruz. Yani şirketler açısından bir sağlık sigortası gibi düşünmek lazım. Anladım. Peki bir geçtiğimiz yıl ne kadar, yani siz mesela ne kadar, Türkiye'de ne kadar bir hasar ödemesi yaptınız, onu paylaşabiliyor musunuz? Türkiye'de 2020 yılında kabaca söyleyebilirim. Kabaca aşağı yukarı 20-25 milyon TL gibi bir toplam hasar ödemesi gerçekleştirdik. Yani hem yurt içi hem yurt dışı, ihracat dahil mi? Evet, evet. Hem yurt içi hem ihracat dahil ödediğimiz rakamdan bahsediyorum. 20 milyon TL civarında. Bu geçtiğimiz senelerle mukayese ettiğinizde yüksek bir, geçtiğimiz sene, bir önceki seneyi bilmediğim için soruyorum. 2020'de hayır, geçtiğimiz senelere göre çok yüksek bir rakam değil bu. Dediğim gibi daha önceki senelerde aslında sektörde de bizde de çok daha zorlu geçen, çok daha sıkıntılı geçtiği dönemler oldu. Sektör açısından bakarsanız aslında ortalamada aldığımız primin yarısından fazlasını hasar olarak ödememiz çok doğal. %50-60'lar civarında bir hasar ödemesi gerçekleşir. Dolayısıyla daha önceki yıllarda bunun çok üzerinde, %100'lerin üzerinde hasar ödediğimiz seneler de oldu. Aslında bu bir portföy yönetimi işi. Dolayısıyla sene sene bakmaktan ziyade trende bakmak ve toplamda bu portföyün nasıl yönetildiğine bakmak lazım. Peki, bu çerçevede 2020 ortalamalarının altında bir sene oldu hasar ödemesi. Peki olarak. Sayın Bugay, hazır siz lafı açmışken de merak ettim. Ne kadar KOBİ bu sigortaya, her ikisine de, hem yurt içindeki alacaklara hem de yurt dışındaki alacaklara ilgi gösteriyor? Bir sigortalı bir oran var mı? Oransal olarak böyle bir datamız yok. Yani bizim müşteri, ya da tahmininiz nedir? Sizin? Müşteri portföyümüze, profilimize bakarsanız aslında her büyüklükte firmayla biz çalışıyoruz. Çok büyük uluslararası firmalarla da çalışıyoruz. Müşteri ve pazar çeşitliliğine gitmeyi hedefleyen KOBİ diye tanımlayabileceğimiz firmalarla da çalışıyoruz. Ya şunu söyleyebiliyor musunuz? Kabaca. Evet, buyurun.
Bizim kendi portföyümüz olarak ben söyleyebilirim. Bizim kabaca yine portföyümüzde aşağı yukarı bir %25-30 civarında KOBİ diye tanımlayabileceğimiz tamam. firmaların ağırlığı bulunuyor şu Anladım. An. Yani toptan yani sigortalı sayısı, şirket sayısı diye bir şey var. 1 milyondur, 1,5 milyondur işte işletme sigort bu sigortayı yaptırıyor diyebiliyor muyuz? Keşke gönül ister de öyle milyonlarla konuşmayı. Öyle bir, rakam ne? Ben farz-ı misal dedim tabii. Evet, ticari alacak sigortası henüz çok emekleme döneminde ve rakamlar hala çok sınırlı. Toplamda özel sektör tarafında çok açıklanan rakamlar olmayabilir bunlar. Dolayısıyla olsun. Tam net rakam veremem size ama evet. hani kabaca tahmin ettiğim kadarıyla özel sektör tarafında 2000 civarı poliçeli müşteri şu anda mevcut Türkiye'de. Zannediyorum devlet destekli alacak sigortasında da en son gördüğüm kadarıyla bir 7-8 binler civarında bir rakamlar telaffuz ediliyordu. Peki. Yani toplamda aslında tüm sektör olarak baksak işte 10 binler civarında bir poliçeden bahsediyoruz. Peki şimdi bir 4 dakikamız kaldı. Bir şey soracağım. Şu anda dünyada riskli pazarlar hangileri? Vallahi dünyada risksiz pazar pek yok. Yani kalmadı dünyada mı? Da sektör olarak da sektör olarak da baktığınız zaman her sektörün içerisinde iyi firmalar ve daha zayıf firmalar var. Dolayısıyla önemli olan hangi sektörde, hangi pazarda olursanız olun iyi firmalarla çalışmak. Bizim buradaki zaten katma değerimiz de birinci önleyici tarafta bu. Müşterilerimize hangi piyasada çalışıyor olurlarsa olsunlar, hangi sektörde çalışıyor olurlarsa olsunlar, o sektörün en iyi firmaları kimlerdir? Bu bilgiyi dediğim gibi database'imizde 100 milyon firmanın bilgilerini tutuyoruz. Bunları paylaşıyoruz. Ticaret hacimlerini, Anladım, ticaret peki. yaklaşımlarını paylaşıyoruz. Yani herhalde bir ayrım yapmıyorsunuz ülke bazında şu kadar diye. Ülke bazında şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemle ilgili beklentiler anlamında biraz evet, belki birkaç cümle onu alayım sizden. Evet. Avrupa'da bahsettiğimiz bu devlet destekli alacak sigortasına benzer sistemden bahsettim. Bir şemsiyeden bahsettim. Bu şemsiye yılın ikinci yarısında aslında yavaş yavaş kademeli olarak kalkıyor olacak. Dolayısıyla Avrupa'daki kurumsal iflasların 2021 yılında ciddi şekilde artmasını bekliyoruz. Belki bu sorunuzun bir tarafını cevaplıyor Doğru. olacaktır. 2020 her ne kadar iyi geçmiş olsa da rakamsal olarak işte %10'lar civarında geçen seneye göre daha düşük bir rakamsal iflaslar gerçekleşmiş olsa da 2021 için beklentimiz kurumsal iflasların %25 artış göstermesi. Bu ciddi bir rakam. Avrupa olarak bakarsanız bu hatta biraz daha yüksek. %25 dediğim global ortalama. Avrupa için biz bunu %27-28'ler civarında bekliyoruz. Burada iki tane etken var. Bir tanesi bu koruma şemsiyesi altındaki aslında teknik olarak geçen sene iflas eden zombi diye tanımlayabileceğimiz firmaların hemen ikinci yarıda bu destek kalkar kalkmaz iflas döngüsüne girecekleri. Ve onlarla birlikte zaten bu dönemi de çok rahat geçirmeyen bazı firmaların bu zincirleme reaksiyonun bir parçası olacağı. Bizim burada özellikle Avrupa'daki bu trende dikkatini çekmek isterim ihracatçılarımızın. Burada önemli bir şekilde tedarik zincirlerini kontrol etmeleri, konsantrasyon olan tedarik zincir halkalarındaki oyuncuları gözden geçirmeleri ve de sorunsuz bile görünen firmaların aslında bu sorunlu %25'lik bir artacak iflaslar dolayısıyla zincir olarak etkilenebileceklerini gözden kaçırmamaları Ama gerekiyor. Ama siz yine de sigorta yapacaksınız değil mi? Tabii ki yapacağız. Yani o zaman, tabii ki. Yani o zaman dikkat etsem de yani o zaman ben mesela bir KOBİ ya da işletme olarak yani sigortayı yaptırdığımı kafam rahattır derim. Yani bundan sonrasında aynen, siz aynen. Ahmet Ali Bugay düşensin. Bana ne? Doğru söylüyorsunuz. Sonuçta yani. Dikkat etmeleri gereken dediğim zaten bu bakış açısına gelmek ve proaktif bir şekilde risk yönetimi yapmak anlamında dikkat etmeleri gerekiyor. Hı hı. Bizim vermek istediğimiz genel mesaj aslında hep iyi zaman kötü zaman ayrımı yapmadan risk yönetiminin proaktif bir şekilde bütün firmaların iş modellerinin ortasında olması gerekliydi. Biz de tabii ki burada beraber çalışarak onlar açısından risk yönetimini yapmak için buradayız ve bu piyasada oyuncuyuz. Ahmet Ali Bugay çok teşekkür ediyorum efendim verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağlıklı da günler diliyoruz bu vesileyle. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler. Evet efendim, Yola Hermes Türkiye CEO'su Ahmet Ali Bugay canlı yayın konuğumuzdu. Biraz makro ekonomi, biraz dünyadan ve Türkiye'deki ticaretten bahsettik. Aslında çok da iyi oldu. Bir cümleyle kapatayım. Şimdi Sayın Bugay'ın söylediklerinden anladığımız kadarıyla, özellikle ihracatçı açısından tabii bunu söylüyorum.
önümüzdeki 2021 yılı, önümüzdeki günler riskli günler. Şöyle ki Avrupa'da özellikle iflasların artacağının altını çizdi Sayın Bugay. Bu da şu anlama geliyor ki Avrupa'ya özellikle ihracat yapacak olan ihracatçılarımız için risk var. Bu riski bertaraf etmenin yolu var mı? Var. İşte Sayın Ahmet Ali Bugay da onu söylüyor. Yani işin sigorta, ticari alacak sigortasını yaptırdıklarında zaten riski otomatik olarak bertaraf etmiş oluyorlar. Bize alıyoruz bu riski diyor. Demek ki böyle bir imkan var. Hakeza aynı şey Türkiye içinde de, yurt içinde de geçerli. Yani şu son cümle şu. Yani ticaret zorlaşıyor ve şirketler de tabii bu zor dönem içinde sermayeleriyle ve geçim kaynağıyla risk altına girmemeleri gerekiyor. Bu onu gösteriyor bize. Bunun da bir yolu var. O da işte ticari alacak sigortası ya da devlet destekli alacak sigortası hangisi ise. Buna doğru artık bunun böyle 2000'li, 3000'li sayıların çok ve kat üstüne çıkılması gerekiyor. Ki garanti altına alalım, ticaretimizi garanti altına alalım. Efendim bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.